Antalya Spor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal V ekranlarına hoş geldiniz. Birkaç haftalık aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. 31 Mart yerel seçimleri, ardından daha öncesinde 2 hafta 2 milli maç arası derken bizler de ara vermiştik. Biraz dinlendik ve yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sosyal medyada duyurduğumda programı, duyurusunu yaptığımda güzel mesajlar geldi. Özlemişiz yazanlar oldu. İyi ki varsınız yazanlar oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz değil sizler iyi ki varsınız diyelim. Evet, Antalya Spor, Spor Toto Süper Lig'e dönüşü yine sancılı oldu. Trabzonspor deplasmanından maalesef 4-1 mağlubiyetle ayrıldı Antalya Spor. Bu maçı bugün yorumcularımız İlhami Kaplan ve Erdal Atılgan'la birlikte konuşacağız. Erdal abi, İlhami hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledik gerçekten, evet, evet. De yani uzun bir ara oldu, buluşamadık. Bu arada bugün de Antalya Spor'un eski başkanlarından Haşmet Tor'un ölüm yıldönümüydü. Programa başlarken de kendisini rahmetle analım. Ben öncelikle sana ve ailene de başsağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle çok sevdiğin rahmetli babaanneni kaybettim. Hı hı. Mekanı cennet olsun. Amin. Ruhu şad olsun inşallah. Allah sizlere sabır versin. Sağ ol. Bu vesileyle de yani çok sevdiğim, benim hayatta en çok sevdiğim insandı. Ben öyle söyleyeyim. Çünkü beni 9 yaşıma kadar büyüten bir insandı. Babaannenin ötesindeydi. Yani evet. Bir anne ve bir baba gibiydi bizler için. Tabii biraz sarstı bizlerin, hepimizi sarstı ama hayat böyle. Elden bir şey gelmiyor. Bu vesileyle de mesaj gönderen, arayan, yanımızda olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten böyle kötü bir günde insanlar sevdiklerinin yanında bu görmesi gerçekten çok önemli. Bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet. Başın sağ olsun abi. Teşekkürler İlham hocam. Sağ olun. Evet, Antalya Spor maçıyla başlayalım. Erdal abiyle başlayalım. Tabii İlham hocam. Abi. Evet Erdal abi, Antalya Spor geri dönüşleri genelde sancılı oluyor. Yani ligi ara verildikten sonra geri dönüşler sancılı oldu. Devre arasından sonra sancılı oldu. Hep bir geri dönüşler sancılı oluyor. Yine sancılı oldu. Aslında maça da iyi başladı. Golle başladı Antalya Spor ama... Aslında maça iyi başlamadı sonucu, Antalya Spor. Golle başladı ama sonucu yani, iyi gelmedi. Evet. Bir kere evet, dönüşler sıkıntılı olabilir. Ara verilen özellikle... Bu dönem bayağı bir ara oldu. Seçimde yok milli maç arası derken maç konsantrasyonu takımların bozuldu. Tabii burada iç sahada oynamak bazı takımlar için avantajken deplasman takımları için sıkıntılı olabiliyor bazen zaman zaman. Antalya Spor maç öncesi benim şahsi analizim Alanya maçının moraliyle puantajdaki yerini biraz düzeltmesi. Arkasından verilen aranın da sakatlar ve cezalıların tekrar takıma dönmesiyle Antalyaspor'un sürprizle sayılmayacak bir sonuçla Trabzon'dan ayrılacağı yönündeydi. Ama maç öyle başlamadı. Özellikle Trabzonspor'un çok önemli bir gol silahı var. O oyunda yok, takımda yok cezalı olduğu için. Rodega. Onun olmayışını da bir avantaj olarak görüyordum maç öncesi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Antalya Spor maça orta sahaya Zeki monte ederek, Fredi'yi de yine orta sahada kullanarak, tek forvet Dukar'a, sağ çizgide de ona yakın olarak Hamilton'u düşünmüş. Böyle bir hücum organizasyonu kurup orta sahayı tutmak gibi bir düşüncesi vardı Bülent Hoca'nın. Ama ne hikmetse orta sahayı tutamadık. Maçın geneline baktığımız zaman, 61'e 39 toplu oynama süreleri var iki takımın. Çok ciddi anlamda rakibi seyretmişiz, oynatmışız. Dediğin gibi evet, bir harika bir gol bulduk. Muhteşem bir gol bulduk. Belki de sezonun en güzel gollerinden bir tanesine şahit olduk Antalya Spor adına. Hakan inanılmaz güzel bir orta yaptı. Aldı, götürdü.
ve Dukare'ye. O da gelişine, ki zordur, tam bir golcü vuruşudur o vuruş yapmak. Sol ayağıyla topa resmen kapandı. Ve top çok güzel bir yere gitti. Antalyaspor harika bir golle de maça kötü başlamasına rağmen şanslı başladı diyelim. Golle başladı. Hemen arkasından 4 dakika, 5 dakika sonra çok büyük bir şans daha geldi Antalyaspor. Hamilton'un ayağından net gol pozisyonu. Hamilton vuruşunu yaptı. Vuruş da kötü değildi. Yani çocuğun hakkını yememek lazım. Ama biraz da top seni sevecek. Biz hep onu söyleriz. Futbolda biraz da top seni sevecek dememizin sebebi odur. Yani direğe gitti vurdu ve içeri döndü. Maalesef Antalyaspor'un o şanssızlığı oldu. Ha, o gol olsaydı ne olurdu? Senaryo belki yeniden yazılabilirdi, maçın senaryosu diye düşünüyorum. Çünkü şey, bir şok yaşayacaktı. Trabzon bir şok yaşayacaktı. 2-0 mağlup olmuş henüz maçın daha iç çeyreğinde. Antalyaspor deplasmanda 2 golle oyuna başlamış gibi olacaktı. Bir takım şeyler yeniden yazılacak. Yeniden değişecekti. Yani Trabzon o maçı çevirebilir miydi? Çevirirken ne hatalar yapardı? Defansında nasıl boşluklar bırakır? Antalyaspor bunu nasıl değerlendirirdi? Bu başka bir senaryo. Ama o gol olmayınca Trabzonspor oyun hakimiyetini tamamen Antalyaspor'un geriden oyun kuramaması bir, orta sahanın pas yapamaması iki, forvette ayakta top tutulamamasından dolayı bir türlü oyun formatını yakalayamadı. Yakalayamayınca da rakibini oynattı. Oynayan rakip pozisyon buldu. Pozisyona girdi. Bir kaçar, iki kaçar, üçüncü de gelir, gol olur. Ya bu kadar rakibi üstünüze getirirseniz, bir kere beklerimiz sezon başından beri ben hep Nazım diyoruz hepimiz. Burada milli takımı öneriyoruz. Hatta transferde adı geçiyor önemli takımlar için. Hakkını da verelim. Çok da iyi oynuyor. Ama bu maçta Nazım Sokko iki bek olarak Antalyaspor'a hiçbir katkı vermediler. Adam kaçırdılar sürekli arkalarını. Şimdi burada tabii tamamen çocukları suçlamak istemiyorum. Kenardan izleyen Bülent Hoca'yı da bu konuda eleştiriyorum. Yani Trabzon'u iyi analiz etmemiş. Trabzon takımı evet koşan, orta sahada pas yapan, kenarlardan etkili adamlarıyla içeriye top taşıyabilen bir takım. Ki Novak gibi bir sol beki de yok bugün, bu hafta. Önemli bir kayıp. Buna rağmen oyunu böyle seyretmesi, oyunu o kadar Trabzonspor'un hakimiyetine bırakması biraz da teknik adam yanlışı diye düşünüyorum. Ve Bülent Hoca'yı bu konuda tenkit ediyorum. İlhami, Nazım'ın iyi bir oyuncu. Transfer de yapacak büyük bir ihtimalle bu sene. Allah yolunu açık etsin. Mini takımda da oynayacak. 24 yaşında da. Fakat yıllarca top oynadık. Yıllardır topun, futbolun içindesin. Yarım 10 santimetre kare yerde adam içinden geçti ya. Üçüncü golde. Hatırlıyor musun? Evet. İçinden geçti resmen. Üçüncü golde. Yani bir defans oyuncusunun birinci öncelikli görevi kalesini korumak. O kadar basit çalım yememek. Yani o kadar mesafede çalım yersen o top gol olur. Yani 6 pasta çalım yedin mi o gol olur. Onun başka çaresi yok. O gider gol olur. Oldu zaten nitekim. Yani Nazım çok beğendiğim, çok takdir ettiğim, hep övgüyle üzerinde durduğum Nazım bu maçta ben de bir ayağı kırıklığı yarattı açıkçası. Bir takıma çağrılma mı olayı? O mu etkiledi yoksa aldığı transfer teklifleri mi kafasını karıştırdı? Ama ne olursa olsun sonuçta Nazım bize sezon başından verdiği görüntünün çok uzağındaydı. Yani, en son bıraktığımız Nazım değildi mesela. Kesinlikle değildi. Ona orta saha bir türlü topu tutamadı. Yani Zeki'ye, ben Zeki'yi her zaman Antalyaspor'a çok yakıştırırım. Hem Antalyalı olduğu için hem de karakter olarak, insan olarak çok beğendiğim için oyuncu olarak da çok yakıştırırım. Zeki'yle orta sahayı tutma bu maçın programına, planına uymadı. Yani acaba Freddy, Charles veya Hakan'la üçlü bir orta saha yapsak, kanatlardan bir tanesinde de Doğukan'ı mı kullansaydık? Topu tutmak için, biraz daha rakibi üzerimize getirmemek için. Çünkü bekleri de geldi Trabzon takımına. Tabii, kenardan kesinlikle çok getirdik üzerimize. Ve yardım da alamadı bu iki bek. Ama yani, Arda, burada şunu da dikkat etmek lazım. Evet, katılıyorum. Taktiksel anlamda çok iyi hazırlanılmamış. Bu Trabzonspor görüntü onu verdi. Trabzonspor gibi bir takım bizde son haftalarda şu intibayı veriyor. Müthiş derecede kondisyonları iyi,
çok hızlı, futbolu çok hızlı oynuyorlar. Orta alanda yelpaze gibi beşli geliyorlar. Sağ ve sol kanatlar çizgiye gelirken iki oyuncuyla direkt senin göbeğine doğru çok hızlı bir şekilde girdikleri için bizim bu müsabakada sağdaki ve soldaki iki oyuncumuz bu beş oyuncuyla müdafaada baş edemedi. Çıkmayı bile düşünmedi ki Nazım her maçta yaklaşık 10-15 defa ceza, yani bizim orta alanı geçerken bu maçta Nazım orta alanı geçmeye korktu, ayakları titredi. Tabiri caizse bu abartı oluyor biraz ama çok korktu. Çünkü bizim en büyük zaafımız şu. Biz ikinci bölgede topa sahip olup oynayamıyoruz. Bu seneki bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi aslında bu. Aslında oyun formatımız o, biliyor musun? Tabii. Bizim geçen sene, katılıyorum Erdal'a, geçen sene bizim en büyük özelliğimiz neydi? İkinci bölgede formda bir Yekta, iyi bir Zeki sezon başında. Charles, daha sonra iyi bir Charles. Çok çok iyi bir Hakan. Bak iyi demiyorum. Çok çok iyi bir Hakan. Bu gibi oyuncularla biz orta alanda oyunu çok ciddi anlamda tutabiliyorduk. Hem tutuyorduk hem rakibi baskı altına alabiliyorduk. Evet. Ama şimdi biz golü nasıl arıyoruz? Dukarıya atılan uzun toplarda arıyoruz. Veya rakip takım geriye çekildiği zaman kontrataklarla oyunu arıyoruz. Şimdi müsabakaya baktığımız zaman bu çok net. Bir de tabii ki kalecinin olağanüstü performansı ile biz... Çok etkili oldu. Tabii. Bunlarla şey yaptık. bu dönem bakıldığı zaman çok orta alanda çok oynuyoruz. Bir bakıyoruz Zeki en ihtiyaç olan müsabakada 90 dakikada sahaya girmiyor. Bir bakıyoruz takımda 11'de ismini görüyoruz. Mutlaka biz bunları konuşuyoruz ama mutlaka Bülent Hoca'nın bildikleri vardır. O senin futbol tabirinle o yaşıyor içeride hangi futbolcunun neyin nesi olduğunu. Biz burada zaman zaman Bülent Hoca'yı eleştirirken biz spor yorumcusu olarak görevimizi yapıyoruz. Tabii ki sahanın içini onlardan bize geldiği kadarıyla aksettirebiliriz. Ama başka bir şey var arkadaşlar. Bu takımın en büyük problemi şu. Biz ligde orta sıralarda olan bir takımız. Evet. Bakın bu ligde bizim yediğimiz gol sayısı 45. Çok, evet. Çok. Attığımız gol 45. Bizden fazla gol yiyen bir takım var. Kasımpaşa. Evet. 49. Onun dışında ligin en altındaki takımların bile bizden çok az gol yediğini görüyoruz. Biz 45 golle -15 averajla gidiyoruz. Ligin sonuncusu, takımın averajı bizden iyi. Burada da şunu yaşıyoruz biz. Biz eğer müsabakada, sevgili Erdal katılıyor musun? Eğer müsabakada biz 0-0'a, 1-0'a hatta 2-0'a ulaştığımız zaman biz oyunu götürebiliyoruz, sürükleyebiliyoruz. Ama biz bir gol yedikten sonra ikinci golü yediğimiz anda dağılıyoruz. Biz dağılıyoruz. Bu müsabakada başarılı bir hakem performansı vardı ama bir pozisyon hatırlatmak istiyorum. Sol taraftan üçüncü gol. Öncesinde tamamen Nazım'ın kovaladığı, evet, kovaladığı pozisyonda tamamen topa yapılan hamleyi hakemin görüş açısı, pozisyon icabı neyse adını ne koyarsak koyalım bir serbest vuruşta ceza sahasının 3 metre yanına geldi. Önce burada bir barajı hatırlatmak istiyorum. Erdal bir alan düşün. Önce topu koyduğu yer bir çizgi çizildi. Bir defa şeyde çizgi çizilmez. Uzun bir çizgi çizilmez şey atışlarında. Evet. Serbest vuruşlarda. Topun etrafı çizilir. Görüntüler olsa çok daha rahat anlatabilirim ama hatırlıyorsunuz. Elips yaparsın. Bir elip, kocaman bir çizgi çizildi. Adam da geldi, rakip oyuncu geldi. En iç dış kısma koydu. Yani bir vuruşta gol olabilecek noktaya topu koydu. Daha sonra bizim oyunculara itiraz ettikten sonra düşünebiliyor musun? Bir tanesi burası, bir tanesi burası. Adam önce yani buraya koydu. Bir ucu orada, bir ucu. Bir ucu. Biz buraya getirmek istedik ki olay da buralarda olmuştu. Hakem getirdi, topu ortaya koydu. Ve o pozisyonda atışın neticesinde biz üçüncü golü yedik. Bizim yani kırılma anımızdı. Barajın önüne normalde çizgi çeker. Oyuncuların önüne çizgi çekebilirsin ama topun sadece önüne... küçük bir atışın olacağı, yere topu koyarsın. Evet, yarım ay. Evet, yarım bir ay. Yarım ay çekilmesi gerekirken yanlış yaptı. Yani burada tabii ki hiçbir şeyin arkasına sığınmak istemiyorum. Müsabakanın geneline baktığımız zaman bizden oyunu daha çok isteyen, tabii, oyunu daha çok force eden, doğru, çok daha fazla oyuncuyla, sağ beki, sol bekiyle bile bizim alanımıza gelen
Bir takım vardı. Biz Antalya Spor'un oyununu oynayamadık. Biz Trabzonspor'un oyununu oynamaya başladık. Bu 60 dakika böyleydi. Yani onun arkasına sığınmak için bunu söylemiyorum. Ama Antalya Spor bu çöküşü engellemek zorunda. Ama bu sene, belki bu sene inşallah istediğimiz şekilde biter. Ligi Bülent Hoca barajı yükseltmiş, 41 puana getirmiş ama Göztepe'nin mağlubiyetiyle baraj düştü. Yok, 41 puan benim için iyi diyor. İlk hedefi. Ha, ilk hedefi, onu söylüyorum. Yani ilk hedefi için 41 puan diyor ama bu ligde artık ilk hedef 41'in altına düştü Göztepe'nin bu hafta kendi sahasında Akisar'a kaybetmesiyle. Dolayısıyla Antalya Spor'un yani bir 5 puan, 4-5 puan almasıyla bir defa birinci hedefe ulaşılmış olur. Ama Göztepe, Akisar maçında bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Bu ligde iyi takım, kötü takım yok. Tabii tabii. Düşmüş diye baktığımız Akisar hep söylüyoruz gitti, onu yani. Değil mi? Gittik. Ya şimdi şundan söylüyorum Erdal. Bazı arkadaşlar, sporcular şeyi, da şunu söylüyorlar. Şeyi düzeltelim mi? İyi takım kötü takımdan çok yenemeyecek, birbirini yani yenemeyecek adını, takım yok. Adını ne herkes herkes koy. Yenebilir. Evet, herkes adını ne koyarsan koy. Yani şimdi netice itibariyle düşmüş diye bakılan bir takım bu müsabakada bir galibiyet alıp kendisini acaba kurtarma noktasına getirebilecek bir Göztepe'yi çukurun içerisine attı. Çok kritik de bir maç yani. Öteki taraftan bu ligde hala her şey olabilir. Şöyle bir puan durumu yaptım. Erzurum'la Akisar'a bana göre çok zor işleri diyorum. Ama onun dışında 4 tane takım var düşmeye aday. Göztepe, Bursa, Ankara Gücü ve Fenerbahçe. Matematik olarak bakıldığı zaman çünkü hani Fenerbahçe'yi de koyuyorsunuz yani. Niye koy şimdi abi, koymak zorundasın. Zorundasın çünkü puanlar artık hayır. 10 maç olsa hayır, koyma. Hayır bak neden bu koymak zorunda? Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi neden koymak zorunda? Bu hafta Galatasaray'la oynuyor, şampiyonluğu oynayan takım da. Çok kritik. Kritik. Şimdi Fenerbahçe'nin kalan maçları çok zor maçlar. Erzurum'a gidiyor. Son umut. Erzurum'a gidiyor. Erzurum'un son umudu belki de. Hı hı. Ya tabii düştü ya da acaba şimdi deplasman o takımla da, o da onunla da oynuyor. Yani buradaki işte Ankara Gücü maçı. Bursa Göztepe var altında. Bak, bir de Ankara Gücü var. Tabii alttan itibaren söylüyorum. Bir düşmeye aday takım. Önce 27 puanlı Göztepe, 28 puanlı Bursa, 32 puanlı Ankara Gücü, Aksa'da 32 puanlı Fenerbahçe. Yani daha sonraki takım 34. Ya evet, yangının içinde. Biz yüksek ısıdayız. Biz yüksek ısıdayız ama hiç kimse, hiçbir futbolcu, hiçbir yönetici şu rehavete kapılmasın. Bu ligde garanti puan diye bir şey yok. Bu lig çok tehlikeli. Yani bir takım 35 puanla düşer mi? Bir takım 36 puanla bile bu ligde düşebilecek konumda. Dolayısıyla işimizi çok sıkı tutacağız. Taraftarlar olarak geçen maçta çok memnun değildik. Taraftar sayımızda ciddi bir düşüş vardı. Bu hafta müsabaka pazar günü saat 16'da oynanacak. Yani Antalya Spor'un Kasımpaşa maçında çok ciddi anlamda seyirci desteğine ihtiyacı var. Takıma bakıldığı zaman Dukara'yı geçmiş maçlara göre daha şey gördüm. Daha hareketli gördüm. Bilmiyorum katılıyor musun Erdal? Yani kere, sonuç odaklı gördüm. Yani istekliydi. Golü aradı. Eskiye göre daha hareketli, daha iyi. Daha sonlanmış gibi değil mi? Şöyle bir de müthiş bir vuruşu vardı ama yalnız kaldı. Çok yalnız kaldı. Hamilton beklentinin aksine bir kaçırdığı gol pozisyonunda vardı. Onun dışında Hamilton'u biz niye çok ön plana çıkardık? Hamilton sadece atak değil, defansif yönü de çok kuvvetli bir oyuncuydu. Hatta hep demiştik burada Hamilton'un şeyin çok performansının yükselmesi, Nazım Sangare'nin Hamilton'un İçeriye gelmesiyle çok daha yükseldi dedik ama bu tatilin yaramadığı oyunculardan bir tanesi. Evet, bir tanesi Hamilton'da. Hamilton'da çok ciddi bir düşme var. Frey çok yetenekli, çok üst düzey yetenekli ama çok bireysel oyuna kendisini kaptırıyor. Çok toplu oynama düşüncesinde ve dolayısıyla çok kırılgan fauller yapılıyor kendisine. Fizik yapısı da zayıf olduğu biraz için ayağında fazla top tutuyor. Çok fazla top tutuyor. Onu çözmesi lazım. Şeyi merak ettiniz mi? Sen araştırabildin mi? Santrafor son 15 dakikada çıktı sakatlanarak. Sakatlığıyla ilgili bir gelişme var Dukara mı? Dukara mı? Dukara. Son 15 dakika değil. Maçın sonunda çıktı. Son 5-10'da ama sakatlanarak, adresini tutarak çıktığını söyledi. Ama yani var mı herhangi bir gelişme onunla ilgili, onu merak ediyorum. Çünkü ona ihtiyacımız var. Tabii. Çünkü forvette maalesef
yerine koyabileceğimiz çok fazla alternatifimiz yok. Mevlüt var ama yani... O da sabun köpüğü yani. Son vuruşlarda var ama... Oyunu... Ben öyle şey tam atmadı ayağa ama zorlamamak için maçın son dakikalarıydı zaten. Drol girdi yerine. İyi yapmış. Büyük bir ihtimalle atmaması için zaten herhalde önlem için alındı. Oynaması da engel bir şey olacağını zannetmiyorum. Onunla ilgili benim de çok bilgim yok ama öğreniriz. Evet. Öğreniriz, paylaşırız tamam. İzleyicilerimizle. Evet, benim maç hakkındaki genel kanaatim şu. Yani skoru değiştirebilecek oyun ve taktik anlayış içerisinde değildik. Hı hı. Cevap veremedik. Benim söylemek istediğim bu. Cevap veremedik. Aynen. İlhami'ye benim de zaten aynı şeyleri söyledik İlhami'yle. Yani oyun taktiği olarak Trabzon'u iyi analiz etmediğimiz ortaya çıkıyor. Peki analiz etmedik abi de tamam. Doğru söylüyorsun. Ama analiz edecek de önümüzde çok uzun da bir zaman dilimi var. Vardı tabii. Vardı. İşte yani. Bazen bazı aralar bazı takımlara yaramıyor. Onlardan bir tanesi de Antalya Spor oldu. Yani özellikle 3 hafta değil mi? 3 hafta Alanya, ara verildi. Alanya maçındaki galibiyet birazcık rehavete sebep olabilir mi? Şimdi, tabii olabilir. Benim çünkü ben konuşmanın çok başında... Çok önemli bir gün 3 puan almasaydık şu anda biz 32 puanda yangının içindeydik biz de yani. Botanın içindeydik. Evet. Şimdi hala içindeyiz. Şimdi yani. Bakın. Dedim ki yangın şu anda yangının içinde değiliz sen ama ateşini hissediyoruz. Sen onu ciddi. Ben de aynı fikirdeyim. Antalya evet. Spor ve Alanya Spor bu yangının dışına çıkacaklardır. Yani şimdi Alanya Antalya çıktı, Spor, 37 yaptı zaten. Çıktı, daha çıkmadı. Yani çıktı sayılır. Yani 7 büyük ihtimal, tabii 7 maç var. Mutlaka futbolda her şey olabilir ama bu kadar da çok anormal bir şey de beklemiyoruz. Çünkü Antalya Spor'un ne yapıp edip 6 puan, 5 puan daha toparlayıp ligde bir an önce rahat nefes alıp ondan sonrasını planlaması lazım. Ama Bülent Hoca'nın da bu maçla ilgili mutlaka şapkayı önüne koyup bir düşünmesi lazım. Yani Antalya Spor takımı ikinci golden sonra rakibe niye bu kadar çabuk teslim oluyor? Niye bu kadar çabuk teslimiyet bayrağını kaldırıyor? Oyuncularla bunu mutlaka bir değerlendirmesi lazım. Ama bu maç değil abi sadece. Mesela bak Beşiktaş maçında... Ya genel söylüyorum. Galatasaray deplasmanında aynısını izledik. Genel sorun evet yani bunu... Hani bizim gördüğümüzü Bülent Hoca'nın görmemesi gibi bir şansı. İlhami az önce çok güzel, çok güzel analiz etti. Tespitine katılıyorum. Antalya Spor'un orta saha şeyine baktığın zaman, formatına baktığın zaman hep koşan, ayağa pas yapan, teknik kapasitesi iyi oyuncular var. Hı hı. Bugün Hakan, yani bu ligde en beğendiğimiz oyunculardan bir tanesi bizim takımımızda. Oyun iki tarafını oynayan. Şeye bakıyorsun, sakatlıktan sonra Charles döndü. Hı hı. Yine eski Charles olma yolunda ilerliyor. Zaten önemli bir oyuncu. En çok top kapan oyunculardan bir tanesi ligde. Ama şimdi Freddy'nin tekniğiyle bunları birleştirip harmanlayıp bir orta saha kurgusu yaratmak daha mantıklı olur derken orta sahada bir tane Freddy'yi sola çekmek, sol açık veya sol iç gibi faydalanmak bu format tutmadı. Olmadı. Yani Antalya Spor'un bu yanlışından ben çok kısa sürede ilk golü gelince belliydi golün geleceği. Hı hı. Artık gol bağıra bağıra geliyorum tabii, diyor. Tabii. Orada Bülent Hoca'nın bir önlem almasını beklerdim. Mutlaka bir önlem almalıydı. Ama gol geldikten sonra ikinci golden sonra da Antalya Spor'un çözülmesi. Yani çok kırılgan bir yapısı var Antalya Spor'un. Onun tedavi edilmesi lazım. Onun tedavi edilmesi. Bir şey yok ama iki farkı çıktığı zaman oyun anında düşüyor oyundan Antalya Spor'un. Onun kimine zaten? Onun kimine zaten? Yani ne demek kesinlikle. Abi yani ligde 9. sırada olan bir takımın 45 golle ligin en çok gol yiyen, peki bu takımda neyi çok övüyoruz şimdi biz bu takımda? Bir, Nazım'ı milli takım için öneriyoruz. Önermiyor muyuz? İki, kalecimiz Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi demiyor muyuz? Antalya'da yani formda ayrı bir konu abi. Yani. Ligin tamamına bak, bütününe bak. En formda kalecilerinden birisi tabii. Üçüncü, Diego için çok yönlü oyuncu, evet. Yardan da havadan da diyor. Tamam 5 tane oyuncunun 3 tanesi senin elinde. Çisokka da geçen yılın çok başarılı bir sol beki senin elinde bir oyuncu var. Dukara gibi bir oyuncu var. Hayır onu söylemiyorum. Tamam. Defansta 5'linin 4 tanesi bizim takımda iyi oyuncular defanstan kurulu diyebileceğimiz. Çeluska yılları tecrübesi. Çeluska var, Çiko var. Yani bu takım eğer 45 gol yiyorsa bu takım sadece defans oyuncularının hatasından kaynaklanmıyor. Ben sezon başından beri bir şey söylüyorum. Karşıdaki takımın oyun şablonunu bozacak varyasyonu yapmakta zorlanıyoruz. Yani Erdal'ın dediği gibi
Maç 1-1, 2-1'e döndükten sonra 1-1'den sonra bile her an biz ikinci golü yiyeceğimizi oyun şablonunda hissediyorduk. Adamlar tabii, bir sahadan geliyordu. Oyun gösteriyor onu, evet. Oyun gösteriyordu bunu. Tabii canım. Ama buna, bağıra bağıra buna çare bulamadık. Buna çare geliştiremedik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Karşıdaki takımın çok gününde olması oyuncuların. Çok koşması, çok hızlı olması. Bir abi şey de... çok, bir de biz şimdi tabii Antalyaspor penceresinden bakıyoruz. Ama hem Türk futbolu hem de Trabzonspor'u biraz irdelersek şunu yakalayalım. Şimdi Trabzonspor mecburiyetten, içinde bulunduğu borç sarmalından, büyük rakamlı oyunculara parasını ödeyememesinden kaynaklı bir gençleştirme altyapıdan çıkan, hep ne savunuyoruz yıllardır, hep ne diyoruz? Hep ne diyoruz? Hep söylüyoruz. Türk futbolunun kurtuluşu, çaresi budur. Bakın Trabzon'da kaleci, Antalya'dan gitme biliyorsunuz çocuk. Evet, Antalyalı. Oğulcan. Muhteşem oynuyor. Antalyalı hocam. Tabii tabii buralı. Ondan sonra Abdülkadir diye bir çocuk çıkardılar. Bir Abdülkadir'leri daha var. Muhteşem oynuyorlar. Bir tane golü atan bir çocuk Yusuf vardı. Var. Hayır, golü atan bir çocuk vardı. Televizyona konuşmaya çıkardılar. Dördüncü golü. Son. Ha, son. Ha. 19 yaşında, 19 yaşında. Şimdi, adam daha içeride de diyor 3-4 tane daha diyor genç oyuncumuz daha Yusuf hazır var. Diyor. Yusuf'u yani Yusuf da aynı yaşta. Şimdi İlhami demek ki bak bu çocuklar koşuyor. Bu çocuklar arzulu, bu çocuklar istekli. Evet. Bu gençler şans verildiği zaman aldıkları şansı iyi değerlendiriyor. Demek ki şans vermek lazım. Demek ki onlara o şansı vereceksin ki onlar da sana işte izlediğin Trabzonspor'u tecrübeli Antalyaspor'u 4 golle göndersin. Yani krizi fırsata çevirmek bu aslında. Bu. Bu. Şimdi Trabzonspor... Fizikleri de krizi fırsata... Ya neticede bırak, Doğukan gibi bir oyuncuyu kazandık tabii. Neydi stoper oynayan? Bahadır diye bir oyuncu kazandık. Bahadır ne zaman ihtiyaç olsa sağ bek dedik, sol bek dedik, sol beke koyduk. Stoper dedik, stopere koyduk. Libero dedik, libero'ya koyduk. Yani dediğine katılıyorum. Yani belki... İşte olmadı mı olmuyor. Yani şöyle bir 37-40 puanları buluvermiş olsaydık belki onları daha rahat, büyük daha özgürce kullanabilir. Büyük ihtimalle öyle yapacak. Hocam. Yani gene Kasımpaşa arkasından yanılmıyorsak. Kasımpaşa oynuyoruz. Akhisar'a gidiyoruz. Sonra Erzurum geliyor. Yani, Erzurum geliyor. Zor Göztepe'ye gidiyoruz. Bursa Malatya geliyor. Fener'e gidiyoruz. İhsan. Şimdi kolay yani. Maç yok. Şimdi bak şimdi Bursa takımı hoca değiştirdi. Tabii. Düşünebiliyor musun? Onlar da Bursa düşme yangında, korkusunu. Erzurum yangında. Kasımpaşa yangında. Üçte. Hepsi. Şimdi buraya kadar su aldık. Göztepe, Fenerbahçe. Tabii. Yani bizim Akhisar. Akhisar. Hepsi öyle. Yani Akhisar bu hafta kendi sahasında deplasmanda kazandı. Bu hafta kendi sahasında kazanırsa haftaya Antalya maçında hayatının maçını oynamak zorunda. İki maç üstte mi oynuyor içeride? Yok, biz Kasımpaşa. Biz önce Kasımpaşa'ya gidiyoruz, sonra Akhisar'a gidiyoruz. Bak, Akhisar öyle. İki maç üstte oynuyorsa. Kasımpaşa geliyor. Çok enteresan. Ben şimdi size söyleyeyim. Kasımpaşa onu. Geliyor, Akhisar'a gidiyor. Kasımpaşa, Akhisar. Evet. Ama işte... Bir dakika bir de ona bakacağım. Bir bak bakayım, ben de merak ettim. Şimdi ben ligin ilk yarısı biterken şöyle düşünmüştüm kafamda. Ligin ilk yarısı itibariyle iyi bir puan toplamıştık. Ciddi bir puandı o. Ligin ikinci yarısında da ortalarına doğru yani bu döneme doğru iyi bir puan toplayabilirsek bundan sonrasında işte Doğukan nasıl alttan çıktı mesela? İşte Bahadır nasıl çıktı? Daha altta birçok oyuncu daha var. Sergen gibi, Tunağan gibi daha genç oyuncular var aşağıda. Onları da daha izleme fırsatımız, daha fazla izleme fırsatımız olur diye ben düşünüyordum. Umut ediyordum. Ama ligin ikinci yarısına öyle bir kötü başladık ki. Arka arkaya mağlubiyetler, galibiyet alamamak Antalyaspor'u bir anda aşağıya yaklaştırdı. Acaba tabii. Ve şimdi aşağıda abi Fenerbahçe dediğimiz takım. Bir türlü kendisini aşağıdan kurtaramadı, atamıyor yukarıya. Kurtaramıyor yani. Devamlı işte saydığımız şey içinde o. Bu hafta düşen takımın bir tanesi kesin belli olur. Kim Akhisar oynuyor? Erzurum'da. Ha, evet. Bir daha deplasmana gidiyor. Çift deplasmanı kullanıyor. Dolayısıyla Erzurum'un 22, Akhisar'ın 24 puanı. Doğru, katılıyorum bu sana. Bu müsabakada %100 düşen takımın bir tanesi bu belli bu maç olur. Berabere biterse ikisidir. İkisi de beraber gider. Ondan sonra içeride Akhisar. Ama Akhisar... Bu müsabakayı deplasmanda almış olursa ümitlenebilir. 27 olursa bizi puanı o zaman Antalya maçını biz o maçtan önce Kasımpaşa ile işi bitirmek çözmek zorundayız. Abi bizim her halükarda evet. içeride dışarıda kalan 7 maçtan 5 puan alıp almamız bir rahatlayıp evet. Az önce İhsan'ın dediği gibi
önümüzdeki yılın planlamasına geçmemiz lazım. Erzal, ama bir de şu var abi, sözü bittiyse. Estağfurullah. Abi bir de şu var, yani futbol oynadık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen ben orta, mesela bu sene ben atıyorum Sivas'la, Malatya'yla oynamayı düşen bir Erzurum'la oynamaya yeğlerim. Tabii. Çünkü düşen bir takımın oyuncusu transfer yapmak için olağanüstü büyük motivasyon, Süper Lig'de kalmak için olağanüstü motivasyonla oynamak zorunda. Çünkü pazarını geliştirmek zorunda. Tabii. Yani bilik hedefsiz takımlarla oynamak daha rahattır. Şimdi bizim oynayacağımız bütün rakipler hedefi olan. Belki Kasımpaşa bunlar arasında. Bak, en hedefsiz takımlara tam katılmıyorum. Hedefsiz düşmüş takımlar da çok tehlikelidir. O da tehlikeli tabii. Çünkü doğru. O oyuncu transfer yapmak zorunda. Başka kendini türlü göstermek için. PTT Ligi'ne düşen bir oyuncu 300 milyon 500 milyon lirayla transfer yapacak oyuncunun piyasası 60-70 milyona düşer doğru. Düşen takımda. Doğru. Dolayısıyla o çıkış yapacak orada. Yabancılar da çıkış yapacak çünkü bir alt lige düştüğü zaman maalesef Türkiye'de futbolda şöyle bir gerçek var. Süper Lig ultra lüks bir şehir, PTT Ligi kasaba. Doğru. İkincilik köy. Neden? Ekonomi anlamında. Süper Lig'de bir çok galibiyet aldığın zaman tabii. 2 milyon 600 bin lira, 3 milyon lira para alıyorsun. Sporcu en azından bir prim alıyor. Bir alt lige düştüğün zaman bu para yok. Yani doğru. Bir takımın galibiyetteki aldığı prim, öteki alt liglerde oynayan takımın oyuncularının bir yıllık transfer parası. Abi, zaten ligde ne olursan ol, ligde ol, Süper Lig'de ol, bütçen aslında normal yönetilen bir takım için çok rahat paralar, çok evet, güzel paralar. Borcun yoksa. Sıkıntı hep konuştuğumuz, hep söylediğimiz kötü yönetilen takımlarda. Aynen katılıyorum. Şimdi 2-3 tane takımı bir tarafa koyduktan sonra diğer takımların hepsinin batak olmasının tamamen sebepleri kötü yönetim. İşte Trabzon takımı. Abi hatırlasana 6 yıl üstte şampiyon olan Trabzon takımında yabancı bir tane oyuncu yoktu. Hepsi Trabzonlu çocuklardı. Ve geç 2 seneden beri Trabzon'a 50 tane futbolcu transfer edilmiş. Çok yapılıyor ve batmış durumda. Bundan 2 sene önce de bize 55 tane oyuncu geldi. Evet. Antalya Spor takımına. Böyle bir transfer politikası, böyle bir futbol kulübü yönetme politikası yanlış. Şimdi başından sonuna kadar. Transfer politikası demişken Yusuf Bey'den bir şey geldi. Soru geldi. Birkaç hafta önce de, hatta birkaç hafta önce demeyelim de, devre arasında galiba, tabii transfer döneminde olduğu için konuştuğumuz bir konuydu bu, daha hararetli bir şekilde. Tarık diye bir oyuncumuz vardı, niye oynatmıyorlar diye sormuş. Ben sizlere sorayım, niye oynatmadıklarını. Hazır değil de herhalde, hazır olsa oynatır. Ben bunun cevabı çok basit. Biz Tarık için ekstra herhangi bir para ödemedik. Sakat abi. Sakat olduğu için. Çünkü niye? Hayır, sakat değildi. Geldikten sonra yani sakatlandı. İşte demek ki idman daha farklı bir şekilde abi, yükleme 4 yıldır oldu. Evde oturup da evden gelen adamın normal. Peki yani. Sorum şu, ne kaybetti Antalya Spor? Altyapıdan bence bir oyuncunun yerine. Hayır, niye? Bence yedekte öyle. Yok. Yedekte yok. Altyapıdan oyuncular gelebilir. Kadroyu da oldu be yavrum. Ya kadroyu da olması önemli değil ki. Zaten kadroyu istediğin zaman oynayabilirsin. Değiştirebilirsin. Ben katılmıyorum. Yani ama tutsaydı Tarık gibi bir oyuncu sakatlanmayıp tutmuş olsaydı sıfırdan senin 100 üretme şansın vardı. İhsan şöyle haklı olabilirdi. Eğer sen bu oyuncuya bonservisi bir tarafa kendine dahi bir para verip alsaydın haklısın. Yani bu adam oynamadı kardeşim. Niye bu 1 lirayı ona verdin, 2 lirayı ona verdin diyebilirsin. Ancak bize gelen bilgi ve teyit edildi. Bu oyuncu oynadığı takdirde aynen para öyle alacak. Tamam abi, zaten şimdi bedava gelmiş bir oyuncu, kendini ispatlamaya gelmiş, 27 yaşında milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu var ortada. Şimdi bu oyuncu böyle bir şans kapısı istemiş Antalya Spor'dan ve oynarsan bana para verin demiş. Bunu gerçi Antalyaspor'un da o bölgede alternatifi yok. Başka bir örnek de verelim. Hem sağ bek hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Alanyaspor Fenerbahçe'de bir yıldan beri oynamayan Ozan'a ciddi para vererek şimdi getirdi. Yıl, ama Ozan'ı kazandı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yıldır oynamıyor diye. Bir tanesi de bir para veriyorsun, bir umutla getiriyorsun ki. Ama ötekisine diyorsun ki oynarsa bu yıl istemiyorum, gelecek yıl benimle mukavele yap diyorsun. Valla benim kendi kişisel fikrim şu, böyle bir oyuncuyu alıp da antrenmana dahi bedava bile olsa sokmak yerine altyapıdan bir oyuncuyu oraya koyup
en azından onun olmasını beklemek, o havayı solumasını beklemek daha mantıklı gibi geliyor bana. Ya şey ne diyorsun yani ya abi? Ya tutarsa bu şey geliyor. 27 bence. Yaşında ben aynı fikirde değilim. Altyapıya değer verilmesi konusunu yıllarca biz burada her programda saatlerce konuşuyoruz. Altyapıyla ilgili herhalde Antalya'da en fazla televizyon programı yapıp haber geliştiren ve bunların takibini yapan bizim kanalımız. Valla ben futbolun içinde olduğum müddetçe yapmaya da devam edeceğiz. Yapmaya da devam edeceğim. Ama, çünkü inandığım o. Ama, bildiğim o. Bu işin kurtuluşu o zaten. Kurtuluşu ama Antalya Spor'a kariyeri, geçmişi çok iyi olup ben kendimi ispat etmek için buradan hiçbir para almadan asgari ücretle burada oynamak istiyorum diyen bir oyuncuya Antalya Spor yönetiminin, hocasının gel demesi kadar doğal bir şey yok. O şansı vermek zorundaydı. Tutsaydı bugün çok farklı şeyleri ya konuşuyor olacağım. Hala tutabilir. Şimdi hala adam yani tutmaz. 4 yıldır evde oturan adam tutar mı? O zaman bizim Adnan Güley'i alalım. Hayır, yani ilk sefer Adnan Güley'i. Yani 27 yaşında bir adam mı? Haksızlık etme. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu adam her sene transfer yaptı. Gitti ara transferde Eskişehir'de. Olmadı işte. Ya oynadı ama canım gitti. 7 maç oynadı geldi Eskişehir'de. Yani şimdi öyle be ya böyle oynadı. Yani antrenmanlara da çıkıyor. Galatasaray takımı dışlamadı onu. Yani antrenmanlara falan çıkıyor. Antalya Spor'a şey geldiği zaman. Bir saniye ya ben Antalya Spor'a şey geldiği zaman. Hakan geldiği zaman. Burada. Hakan'la aynı durum değil ki. Hayır canım. Hocam, niye aynı durum? Hakan kendi takımında. Tamam ilk 11 oyuncusu değildi. Ama neticede takımla antrenmana çıkan bir oyuncuydu. Bitti mi devam edebilir miyim? Evet. Ama Hakan'a biz bir bedel ödedik. Hakan'ı bir umut diye aldık. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Aradaki fark bu. Bir tanesi neyse hiçbir şey ödemiyorsun. Tamam bu adam 2-3 yıl top oynamış. 4 yıl değil 2-3 yıl top oynamamış veya yarım yarım oynamış ama bu adamın yetenekleri çok üst düzeyde tartışılmaz bir adam. Bugün bu oyuncu sakatlanmamış olsaydı ki senin en başarılı oyuncu sakatlanıp oynayan. Yok ama. Ya abiciğim bu sana göre abi niye? Adele, abi vücut onu kaldırmıyor. Bak, bunu şimdi tartışabiliriz. Bak. Evde oturup kendisine bakmamış İhsancığım, bir adamı siz o antrenmanı soktuğunuz şimdi, zaman sakatlanmamış şansı var mı? Erdal abine ben bir soruyu sormak istiyorum. Bu oyuncunun sakatlanmasındaki en büyük problem eğer yükleme, o konuyu açacaksak yükleme, acaba futbolcunun mu? Bunun o noktaya getiren teknik ekibin mi? Bunu yavaş yavaş yüklemek varken 2 hafta sonra ligi hazır hale getirmek için bir insana taşıyacağı yükten daha fazlasını verirseniz o insanın yıkılmasına da sebep arkadaşlar, olabilirsiniz. Arkadaşlar yani bunu böyle, sakatlık öyle bir şey ki. Ne zaman nerede olacağı belli sakatlık olmaz. Sakatlık öyle bir şey ki en formda en dayanıklı oyuncuyu bile iki kere diz ameliyatı yaşadı. Yani abi darbeye bağlı sakatlık şimdi, başka bir şey. Abi, bununki darbeye bağlı değil ki. Ama sakatlık futbolun içinde futbol şeyle oynanan, vücut vücuda ya oynanan. Arkadaşım bu çocuk mücadelede dayalı diskoda, bir oyun. Bu çocuk diskoda meyhanede sakatlanmadı. Bu çocuk futbol sahasında emeğini koydu. Kendisini ispat etmek için belki çok hırs yaptı. Çok mücadele vardı. Oynama arzusu vardı. Bu çocuğun sakatlanmasına ben bu çocuğun kendisini toparlayıp Türk futboluna kazandırılabileceği umudumu hala devam ettiriyorum. İnşallah. Ya yaşı da çok genç. Yani öyle 27 yaş en verimli çağ. Abi 36 oynar oynamaz onu bilemem. Ediyoruz. Yani ben oynayıp oynamayacağı konusunda hiçbir iddiaya girmem tabii. Kendisiyle alakalı. Ama Antalya Spor'u bedel ödeyip de gelseydi İhsan karşı çıkardım. Yani bu oyuncu Antalya Spor para verip de aldı diye kesinlikle karşı çıkardım. Kesinlikle. Ama oyuncu ben kendimi ispat etmek istiyorum. Ben tekrar kendimi kanıtlamak istiyorum. O arzum var, o iştahım var. Ben Antalya Spor'da bana şans verirseniz bunu başarmak istiyorum diye geliyor ve para istemiyor. Oynarsa para alacak. Bu şansı ona vermek lazım. Çünkü çok da böyle background'una baktığın zaman çok da şey bir adam değil. Kötü bir oyuncu değil. Kesinlikle. Böyle bir neyse, adamın da bu bedava oynama şansı nerede olur derseniz Antalya olur. Ya zaten o adamın transfer para karşılığı transfer yapabilme şansı yok. Bedava gidecek. Ya Erzurum'a gidecek. Antalya Spor'un bir kaybı yok. Önemli olan burada şu. Biz kulübümüzün ekonomik maddi anlamda. Yok. Ha tabii tamam, ekonomik yani zaten. Biz 3 milyon euro, 5 milyon euro verip de oynatmadığımız çok oyuncular vardı elimizde. Bunlar da oldu, geriye gidip ya şimdi bu adamın sana sıfır riski var. Antalya'ya gelip bir maç oynamayıp daha sonra bu kulübe 3 milyon, 2 milyon lira para ödeten bir sürü futbolcunun var, olduğu bir şeyde bir futbolcunun yönetimin veya bu kim önerdi bilmiyorum ama veya çocuğun iyi niyeti bunu sağladı. Bu opsiyonu da bu takımı yöneten ama teknik kadroya ama yönetime bir opsiyon olarak verilmesi ben hiç şey görmüyorum. Ben de yadırgamıyorum. Yani parasal anlamda Antalya Spor'a bir külfet olmadığı müddetçe bir problem, bir sıkıntı yok. Peki son günlerde konuşulan bir konu var.
beni çok rahatsız eden, Türk futbol adına rahatsız eden bir konu var. Bu yabancı sayısının tekrar revize edilmesiyle ilgili. Bu konuyu açalım mı? Bu konuyu tartışalım mı? Konuşalım şöyle mı? Şöyle diyelim mi bu konuyla ilgili? Ben bu hafta için, çünkü bu konuda da Antalyaspor Kulübü Başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün çok önemli açıklamaları medyaya düştü. Ve onu bir anlatsana. Şöyle yapalım. Bu hafta toplantı bizim programımıza katılacaktı Ali Şafak Başkan. Şu anda Dubai'de Fethullah Tamince'nin düğünü için oraya gitti ve gelecek hafta Kanal V izleyicileriyle beraber olma sözü vardı. Ve ben bu konuyu özellikle kendisine konuşmak istediğimizi söyledim. Bu konuyu mutlaka orada tartışacağız. O haftaya kadar istersen Kanal V izleyicileri bize izin versin. Gelecek hafta bunu birinci gündem olarak tartışmaya o zaman siz şimdi bu şeyi yaptığınız için izleyicilerimize şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki hafta. Eğer, bana söz verdi, geleceğim dedi. Söz verdiysek, bir aksilik olmazsa geleceğiz. Yani bu hafta katılacaktı. Hepinize sevgilerini iletti. Kanal ve izleyicilerine. Dedim ki gelecek bu hafta Trabzon maçından sonra beraber. Bu gerekçeyi koydu ki arkadaşı gitmesi son derece doğaldı. Ama gelecek hafta Kanal ve izleyicilerle beraber olacağını Kasımpaşa bana söyledi. Sonra, İnşallah gelecek hafta pazartesi günü 20'de bu stüdyolarda başkanımızı Kanal ve izleyicilerle buluştururuz. Evet. Olağanüstü o zaman da bu konuyu uzun adamı. Uzun konuşuyoruz ama hani sizin fikirlerinizi Erdal söylesin daha önce ben fikirlerimi tekrar söylemiştim. Tekrarı düşecek ama bir daha söyleyeyim. Ben biraz Türk futbolunun federasyonun özellikle İhsan 5 yıllık devletle ortaklaşa bir proje yapmasını istiyorum. Kalkınma planı, futbol kalkınma planı projesi. Adını ne koyarsan koy. Burada da çok realist kararlar alması lazım. Bir kere yabancı sayısının, daha doğrusu kulüplerin artık geldiği ekonomik şartlardan dolayı, bugünkü şartların sürdürülebilir olmaması göz önünde bulundurularak, kulüplere 5 yıl içerisinde tekrar borçlanmama, borçlarını ödeyebilme imkanı sağlayıp, bunun için de yabancı sayısını 24 kişilik, Futbol Federasyonu'na verilen kadronun içerisinde 12 yabancı, 12 yerli. Bu 12 yabancının 6 tanesi, ister 12 tane al, ister 6 tane ama 6 taneyle sahaya çık. 5 tanesi mutlaka Türk olsun. Bunun için de büyük bir ihtimalle yedek bekleteceklerini almayacakları için takımlar yabancı sayısını 6'dan fazla, sahaya çıkan yabancı sayısını 6'dan fazla yapmayacaksın. Çünkü sadece 6 yabancı olmalı. Esas buradaki hadise benim altını çizerek söylediğim altyapılara önem vermek. Altın Ordu modelini, akademi modelini diğer takımlarında uygulaması ve genç futbolcuları alttan sürekli fışkırtmak. Şimdi biz niye 80 milyon ülkede yaşıyoruz, 81 milyon nüfusumuz var. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Niye bir Brezilya olamıyoruz, niye bir Portekiz olamıyoruz? Niye her yıl 150 tane oyuncumuzu dışarıya gönderemiyoruz? Bak giden oyuncular hepsi oynuyor. Şans verdin gençlere, altyapıdan çıkardın 19 yaşındaki çocuk, Almanya'yı sallıyor o zaman. Sen şunu mu diyorsun? Cengiz İtalya'da Roma gibi takımda banko oynuyor. Arkadaş şunu mu söylüyorsun? 5 tane atıyorum yabancı oynasın, diğerleri yerli oynasın. 6 tane, hayır. 6 tane yabancı oynasın, 5 tane ilk 11'de. Mutlaka yerli oynasın. Ama bir 6 yabancı da yedekte ya da yedek tamam olsun. Sahada ama, altı bize ama, ama 24 kişilik 24 kişilik federasyona bildirilen listede mutlaka 12 tane yerli oyuncunun 6 tanesi altyapıdan olmalı. 6 tanesi altyapıdan gelme olmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz. Bu borç sarmalının içinden çıkmaz. Abi şöyle yapalım. Bir kere bu oyuncular 34, ha şunu da söyleyeyim. Yabancı oyuncu sınırlamasında şunu da yapacaksın İlhami. Bu olmazsa olmazımız. Yaş ortalaması 28'in üstünde yabancı oyuncuya Türkiye'ye gelme şeyi vermeyeceksin. İzni vermeyeceksin. Kriter koyacaksın. Evet. 28 yaşından gün almış oyuncu çünkü yani, elinde patlıyor İlhami. Geliyor. Şu oradan da şu çıkıyor değil mi? Gelen yabancı futbolcu burada jübile yapmasın. Gelen yabancı futbolcu burayı atlama taşı olarak abi, görsün. Ben 35 yaşındaki bir adama 3,5 milyon, 4 milyon euro para veriyorum.
Son adam ondan sonra son sahibi oluyorum. Eyvallah diyor, gidiyor. Böyle bir sistem o yok dünyada. Dünyada böyle bir sistem kalmadı. Katar'dan önceki son durak. Ha Katar. Yani. Ama biz Katar değiliz. Katar olursak batarız. Hı. Katar'ın maddi imkanları ya. Bizim gibi değil. Onun petrolü var, bilmem nesi var. Bizim o da yok. Battık, kulüpler battı zaten. Şimdi kulüplerin çıkması için 5 yıllık kurtuluş planı içerisinde bu reçetede Futbol Federasyonu birinci derecede rol oynayacak. Ve devlet desteği alacak. Bakanlık desteğini alacak. Kulüplerle beraber birlikte diğer kulüplerde, sırf Süper Lig kulüpleri değil, alt liglerde dahil olmak üzere hepsinin bütçesini kontrol edecek. Evet. Borçlanmasını, borcunu gelirine göre ayarlayacak. Abi bir virgül koyalım mı? Koyalım. Reklam aramız geldi. Tamam. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Antalya Spor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif reklamlardan sonra devam edecek. Antalya Spor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yabancı konusunu konuşuyorduk. Hı. Yabancı konusunda benim görüşüm şu abi. Bilmiyorum katılır mısınız? Bizde Erdal abinin söylediği güzel bir şey vardı. Proje haline getirilmesi lazım. Bizde maalesef proje haline gelmiyor. Bizde kriz olmalı ki fırsata çevresin. Ya yani bir bugün, de İhsan. Mesela Doğukan abi. Şimdi Antalya Spor'un çok parası olmuş olsa Doğukan çıkar mıydı? Çıkmaz. Trabzonspor'un çok parası olmuş olsa o çocuklar çıkar mıydı? Çıkmazdı. Yavrum bir de şu var. Bunu kabul edelim artık. Yani dünya buna dönmek zorunda. Biz özellikle bu kadar kriz içerisinde bir ülke, takımların bu kadar kötüyken dışarıdan gidip dünya kadar para verip oyuncu getirme lüksüne sahip değiliz. Değiliz tabii. Bir... Şimdi mesela kulağıma geliyor. Artı ikiler falan diye. Olmaz. Yani. Böyle bir sistem olmaz. Artı iki ne demek ya? Dışarıda oturacağın adama, tribünde oturacağın adamı yabancı statüsüyle nasıl getirirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu federasyonun bir kere teklif etmesi bile yanlış. Burada yapılacak şey şu. Bir kere altyapıdan genç fışkırmasını sağlamak istiyorsak altyapıları akademiye döndüreceğiz. Kültürlü, zeki, bilinçli gençleri ileride oynadığı oyunun, futbolun ona ne katabileceğini bilebilecek, kapasiteye gelecek kadar yetiştirebileceğiz. Bunun için akademi dediği bu Altın Ordu'nun, bak şimdi çok yakından izliyorum ve takip ediyorum ve çok hoşuma gidiyor bir futbol sever olarak. Çocuklara İngilizce dersi veriyorlar. Ne kadar güzel. Bugün yurt dışına giden bir oyuncu artık... Mesela Tanju'yu getir gözünün önüne, ben örnek vereyim sana. Tanju altın ayakkabı ödülü kazandı. Çok önemli bir salon. Dünya futbolunun devleri salonda. Bütün dünya televizyonları yayınlıyor. Spiker soruyor Tanju'ya İngilizce. Anlatabilir misiniz nasıl bir gol krallığı geçti, nasıl bir şey geçti diye. Tanju bakıyor böyle. Bir şey diyemiyor, konuşamıyor. Yani şimdi bunlardan artık kurtulmamız lazım. Oyuncularımızın kolej havasıyla büyüyüp, kolej havasıyla, akademi havasıyla büyüyüp gelişmesi ve yurt dışına gittiklerinde de... Proje haline getirmesi. Tabii ya. Bugün Norveç'ten gelen oyuncu şakır şakır İngilizce konuşurken, bugün Afrika'dan gelen bir oyuncu şakır şakır bir şey geliyor İlhami, Nijeryalı geliyor şakır şakır İngilizce konuşuyor. Yani artık bizim de bunları çocuklarımıza vermemiz lazım. Ya dünya globalleşti ve... Bu kadar genç nüfusu değerlendirmezse Türkiye çok büyük yanlış yapar, çok büyük hata yapar. Bunun örnekleri var. 82 milyon Türkiye'den milli takıma almak için 4 tane oyuncu bulamıyorsunuz. Dışarıda 4 milyon Türk'ümüz var, Türk çocuğu var. Almanya veya Avrupa'nın herhangi ülkesinde 7-8 tane milli takıma oyuncu geliyor zaman zaman. Takımı onlar sürüklüyor. Onlar sürüklüyor çünkü Türk... Şimdi arkadaşlar şu gerçeği kabul edelim. Genetik yapıları insanların ve fizyolojik yapıları
bazı sporlara çok yatkındır. Türk geninde ise hareketli, orta alan dediğimiz mevki için çok yetenekli sporcular var. Mesela işte dünyanın en önemli atletleri işte mesela Jamaika'dan çıkar, o bölgelerden çıkar. Veya işte çok uzun şeyler Afrika'nın daha farklı ülkelerinden çıkar. Yani biz genetik yapısı itibariyle iyi futbolcu üretmeye hazır bir milletiz. Ama ben de Erdal'a katılıyorum. Biz en az bütçeyi altyapılara harcıyoruz. Bugün hala altyapılarda inanıyorum ki Türkiye'nin birçok takımının altyapı hocaları asgari ücretle çalışıyor. Kesinlikle. Asgari ücretle öyle, çalışıyor. Kesin. Hatır gönül işiyle çalışıyor. Öyle zaten. Yani o zaman burada bir şey çıkaramazsınız. Ama tabii gelecek hafta bunu uzun uzun tartışacağız ama burada herkesin yapması gereken olaylar var. Ben de Erdal'a katılıyorum. Katılmadığım tek şey şu, bunu bir an önce Türkiye'de yapamazsın. Bu bir 5 yıllık bir süreç içerisinde. Çünkü birçok takım bu federasyonun almış olduğu karar gereği 3 yıllık, 4 yıllık sözleşmeler yaptılar. Bunu belki bir... Yabancı oyuncular. Tabii. Belli bir şey koymak zorundasın, çizgi çekmek zorundasın. Yıllara bölerek bu işi götürmek hemen zorundasın. Hemen olacak bir şey değil. Aksi takdirde şu oluyor, elinde altyapıdan yetiştirdiğin Türk oyuncu olmayınca mevcut oyuncuların eder fiyatları ki biraz önce örnek verdin, o dönemde çıkmış bir oyuncudur Tarık. Yerli futbolcu sayısının çok olduğu, kanunla, talimatlarla çok olduğu dönemde Eskişehir Spor'dan ve Anadolu'nun birçok yerinden futbolcular çok astronomik rakamlarla yüksek takımlara gitmek zorunda kaldılar. Ve yıllarca 3 büyük diye bahsettiğimiz, hatta 4 büyük diye bahsettiğimiz takımlar yerli futbolcu oynatma mecburiyeti olduğu için hangi takımın elinde iyi yerli futbolcu varsa o futbolcuları transfer yaparak hem onu güçsüz hale getiriyorlardı hem de kendileri güçlü hale getiriyorlardı. Ta ki dengeler ne zaman eşitlenmeye başladı? Yabancı futbolcu serbestlisiyle adamlar gittiler, bunu ilk örneğinde İlhan Cavcav verdi biliyorsunuz. Gitti, buldu, dünyanın birçok yerine scout ekipleriyle getirdiler ve rekabet edebilir hale geldiler. Dolayısıyla Erdal'a katılıyorum. Mesela şunu demesi lazım. Kardeşim, 3 yıl içerisinde A takımında en az 3 tane futbolcu altyapıdan oynamak zorunda. 24 kişilik kadroda 6 tane futbolcu altyapıdan olmak zorunda. Abi ben 5 yıl dedim yapılanmayı, sen 10 yıl de. 10 yıl ama bunu yapmak lazım. Bir başka şey söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7-8 ayda ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle adını ne koyarsanız koyun, biz siyaset yapmıyoruz, spor konuşuyoruz. Ama geçen bundan bir ay önce bir paket açıkladı. İstihdam paketi açıkladı. Dedi ki, kardeşim bir elemanı alın, mevcut elemanınızın üzerine 9 ay çalışmayı garanti ettiğiniz takdirde bu elemana en az 3 ayın maaşını ben sana veriyorum, geriye kalan 6 ayında SGK primini ben ödüyorum dedi. Buradaki amaç neydi? İşsiz sayısını azaltmaktı. Mesela burada şöyle bir şey yapılabilir. Buradan hareketle Erdal'ın sözüne destek vermek için söylüyorum. Devlet öyle bir destekler verebilir ki der ki kardeşim, bir futbolcuyu A milli takıma, U21 takımına verdiğin zaman öyle küçük rakamlar değil. 5 milyon lira, 10 milyon lira sana şey veriyorum. Prim. Prim veriyorum. 10 milyon lira prim veriyorum. Kardeşim bugün Erdal'ın dediği gibi takımda, bugün A milli takımda bir Abdülkerim, Abdülkadir veya ne bileyim işte kaleci, müthiş iki tane Ankara Gücü'nün kalecisini izlediniz mi bilmiyorum. Altan. Müthiş bir olan. Abi Ankara Gücü bu 21 adamın, yaşında. Evet, 21 yaşında ve 1.94 boyunda, yabancı dili var, kendisini geliştirmiş, televizyonda konuşmasını dinledin mi? Çok iyi. Müthiş derecede. Bu adam abi A milli takıma seçildi mi Ankara Gücü'nün abiye tak hesabına 10 milyon yatıracaksın. O zaman ne yapar biliyor musun bu takımlar? Bu paraları da yatırdığı zaman ona da şartnameyi koyacaksın. Ben sana 10 milyon veriyorum, bunu profesyonel takımda harcamayacaksın. Abi zaten harcama yetkisini elinden alacaksın. Alacaksın. Ancak bu şekilde Antalyaspor'un 450 milyon lira borcu varken Antalyaspor'un... Sen 50 milyon versen ne olur? Antalyaspor'un artık 450'nin üstüne, 450'yi geriye döndürmenin, borcu eritmenin formüllerini bulmamız gerekiyor. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sırf Antalyaspor özelinden değil. Bugün aynen, Fenerbahçe kalıyor takımında al şeyin hesap makinesini aç. İki tane oyuncu hiç antrenmana çıkmadan, şey yapmadan, Fenerbahçe forması giymeden birisi 4,5 milyon euro alıyor, birisi 3,5 milyon euro alıyor. Topla
Türk parasına böl. Aynen. Sen de ondan sonra gel bize burada yardan yere vur. Tarık 2100 lira ödüyoruz diye niye Tarık? Silimani diye bir oyuncu bile. Erdal, yani o... 2100 lira diyorum Tarık'a para ödüyoruz diye bizi yardan yere vur ondan sonra. Yani Türk gene futbolu, Türk futbolu böyle batmaz mı? Türk futbolu böyle batmaması mümkün mü? Kulüpler böyle battı. Böyle batıyorlar zaten. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten biz insan olarak, kişilik olarak üçümüz de aynı şeyi söylüyoruz. Bülent Hoca'yı çok seviyoruz diyoruz. Yanlışlarıyla, bilmem neyle, her şeyle falan filan biz burada eleştiriyoruz. Ama öteki taraftan da düzgün onun özverisini, karakter, karakterini, kişiliğini hiç kimseye laf söyletmeyiz. Tabii, son tabii. Derece muhakkak. Son derece Antalya'ya bugün ne kadar gelmiş ve Antalya sporlu gibi kendisini isteyen Ender Hoca'lardan bir tanesi. Evet. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz ve yönetimin de kendisine inanılmaz derecede bir şeyi var. Sempatisi var. Güveni, mesela sevgisi, evet. Bunu konuşmamda herhalde bir sakınca yoktur. Başkanla yapmış olduğum konuşmada bu konuya da değindiğim zaman bana aynen şunu söyledi. İlhan Bey, inanın birkaç hocayla çalıştık. Daha önce de çalıştım. Ama bugüne kadar, bu yaşıma kadar hayatımda çalıştığım gelişime açık, eleştiriye açık, takımı için bizimle beraber maddi anlamda bir şeyi bulmak için üzülüp sevinebilecek kadar yüreğini ortaya koyarak çalışıyor. İnşallah başarılı olur, çok uzun yıllar hocayla devam ederiz dedi. Ki ben de kendisine aynı şeyi söyleyeyim. Biz Kanal ve ekip olarak tabii ki bizim görevimiz gördüğümüz yanlışları söyleyip bu yanlışların minimum seviyeye düşmesi. Ama hocaya karşı kişiliği, insanlığı, adamlığı, gençlere verdiği emeği hiç tartışmaya bile gerek yok diyorum. Yani, sözü de sana bırakıyorum Arda. Ya İlhami bir kere insan gibi. Yani baktığın zaman insan gözüyle müthiş bir adam. Karakter, evet. Duruşuyla. Zaten futbolcu kişiliğini de biliyoruz. Türkiye'nin çok önemli bir marka ismi Bülent Korkmaz. Ben Antalya Spor'a çok yakıştığını da düşünüyorum. Evet, evet. Ama sana katılıyorum. Tabii ki futbol bir oyun. Oyun içerisinde hatalar da var, yanlışlar da var, sıkıntılar da var. Şimdi sezon başı itibariyle ele aldığımız zaman Antalya Spor'un başına geldiğinde Bülent Hoca için Antalya Spor bir kurtuluş. Bülent Hoca'nın yükselmesini tekrar kendini bulması için. Antalya Spor için de Bülent Hoca birlikte birbirini örten, birbirini tamamlayan bir iki kutup gibi çektiler birbirlerini. Ve bu sinerjiden Antalya Spor'un, Bülent'in Antalya Spor'a katkılarıyla da Antalya Spor belli bir çizgi yakaladı ve ilk yarıda çok başarılı bir sezon geçirdik. Kalecimizin de katkısıyla, defansımızın katkısıyla. Şimdi Bülent'in tabii ki biz burada, ben mesela başkanın da sözlerine müthiş takdir ediyorum. Bir kere öyle hocalar var ki para gözdür. Aynen. Öyle hocalar var ki doyuramazsın. Transfer dönemi gelmeden hesap kitap yapar. Ki bunları da konuşmak istemiyorum. Evet. Artık Türk futbolu bu tüccar hocalardan kurtulmalı. Yani takımları yöneten insanların her şeyden önce bunlara bir karar vermesi lazım. Yani günlük değil. Bak şimdi o kadar hoşuma gitti ki senin söyledin. Yani uzun vadeli. 3 maç kaybetmiş, 4 maç kaybetmiş. Aynen. Hemen ya Mustafa Deniz 7 maç mı kaybetti arka arkaya Kasımpaşa'da? Arkasında durdular. Durdular kardeşim durdular. Arkasında. Bak toparladı adam tekrar. Yani ilk yarıdan en başarılı takımlarından biriyken bir rüzgar esti. Takımın gol ayağını gittin sattın. Çok büyük bir para kaynağıyla 10 milyon euroya gittin sattın. Takım bir sendeledi. Yerini aldığın adam onun yerinde olduramadı. Evet. Ve arka arka 7 maç kaybetti. Biz 2 maça dayanamıyoruz, 3 maça dayanamıyoruz. Evet. Şeyi de görmek lazım değil mi Erdal? Şimdi bizim görevimizde ben şunu söylüyorum. Düşünün bir kurgu, bir film var. Bu filmin bir yazarı vardır. Filmi yazmıştır. Bir de yönetmeni vardır. O kurguyu ekrana taşır. Hı hı. Onun görevi daha olmayan, hayal edilen şeyi ekrana yansıtmaktır. Onun işi odur. Tabii. Bizim işimiz de izlediğimizi eleştirmektir. Hı hı. Bizim onun işine müdahil olma şansımız olmadığı için tabii. Biz de izlediğimiz filmi yorumlarız. Onun arkasındaki gerçekleri duyduğumuz kadarıyla paylaşabiliriz. Niye bugün Yekta'yı oynatmıyorsun diyebiliriz. Oysa ki o bilgi akışını biz
almış olsak belki antrenmanda Ek daha sakat, belki formsuz, belki iyi değil. Yani beni bağışlasın, ondan isim açıldı. Bu başka bir isim de olabilir. Yani dolayısıyla birbirimize karşı hepimizin karşılıklı olarak hoşgörülü olması bu lazım. Bu şundan kaynaklanmıyor mu? Yani evet. Biz hep ne söylüyoruz? Amacımız Antalyaspor. Ben amacımız Antalyaspor. Biz sürekli aynı şeyi söylüyoruz ve onu yapmaya çalışıyoruz. Burada ve bunu yapmaya da devam edeceğiz. Burada olmasan etrafında olduğumuz müddetçe. Biz üzüm yemek istiyoruz. Evet, bağcı dönmek kesinlikle değil. Bizim amacımız Bülent diyorum sevgili hocam, kusura bakma sen benim küçüğümsün, çok da değerlisin benim için ayrıca, onu da söyleyeyim. Senin Antalyaspor'a çok yakıştığını İlami'de ben de her yerde, her gittiğimiz platformda söylüyoruz. İnşallah başkanın da temennisiyle bu sene ligi iyi bir yerde bitirelim. Antalyaspor bir an önce o bahsettiğimiz puanlara gelsin, gençleri kazansın, önümüzdeki yılın planlamasını yapalım. Kesinlikle. Ve ondan sonra da uzun süre Antalyaspor'la beraber devam et. Çok bir mutlu olurum, çok gurur duyarım. Bir de Antalyaspor'un mutlaka gençleştirilmesi lazım bu seneyi açtığımız onu 41 puanı yakaladığımızda tabii, konuşalım. Demek istediğim şunu söylemeye çalışıyorum. Yani senin sözüne devam ederek söylüyorum. Bu sene işimizi bitirdiğimiz zaman iş bitmiş olmayacak. Hayır. Antalyaspor'un yeni bir yapılanmaya, yenilenmeye ihtiyacı var. Şu ana kadar Antalyaspor üzerindeki ağır yüklerden, ağır ekonomik yüklerden kurtuldu. Yani beni bağışlayın bu kelimeyi konuştum diye, Antalyaspor'a safra diye nitelendirebileceğim maddi güç bizi Emendi grubu gönderdik. Bu ligin ilami revizeye bu en ligin, muhtaç. Bu ligin kesinlikle. Bu Süper Lig'in revizeye en muhtaç 5 takımından bir tanesi Antalyaspor. Kesinlikle. İmzamı atarım. Evet. Çünkü yaşlı takımız. Tabii ki. Mutlaka bu takımın revizyona ihtiyacı var, gençleşmeye ihtiyacı var. Bunu şimdi değil, dediğin gibi şu 2-3 maçı da bir toparlayalım ondan sonra. Şunu söyleyelim abi, doğru konuşalım. Planlama olduğu müddetçe Antalya'da çok önemli futbolcular geliyor. Yani işte Trabzonspor'u konuştuk, Trabzonspor'un aynısı. Bursaspor keza öyle, Bursaspor'da da aynı konuşulması gerekiyor. Antalyaspor da aynı. Antalyaspor altyapısında gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Mesela bugün U15 milli takımı açıklandı. Bizim Mustafa, hep konuşuyoruz onu, Mustafa Erdirman milli takıma çağrıldı. Ne zaman? Bu ayın 15'i ve 19'u arasında Beyaz Rusya, Litvanya, Arnavutluk ve Türkiye. Dörtlü turnuva. Bu ara bizim şeyi sakatlanmış herhalde değil mi? Çok beğendiğimiz o çocuk santrafor. Evet, Fehmi, o sakat. Milli maçta halı sahada. Yani onlar falan tabii olacak işler değil. Yani bu çocuklar Antalyaspor'un geleceği diyor. Böyle şey olur mu ya? Halı sahada sen adamı şey yazıyorsun ya. Halı saha demeyelim de yani sentetik yani halı saha gibi bir sahada. Biz halk diliyle konuşuyoruz. Maç oynatıyorsunuz o çocuklara ve o çocuklar o sahada sakatlanıyor. Bu adam orada antrenmanı dayamadı ki. Yani o çok ciddi bir sakatlık. Şimdi altyapıda nasıl işler oluyor? Ben mesela altyapıya ne kadar çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Genelde maçları da takip etmeye çalışıyorum. İzlediğim zaman işte çocuğun, mesela bu çocuğun annesi babası kim falanca, konuştuğumda ya bu çocuk burada oynuyor, Antalyaspor görüşüyor mu diye mutlaka sorarım. Ve hangi yetenekli çocuğu gördüysem Antalyaspor mutlaka izlemiş ve konuşmuş oluyor. Bu da güzel bir şey. Evet. Bu da güzel bir şey, mutlu oluyorum. Yani Antalyaspor'un o çocuğu izleyip zaman, beğenip Antalyaspor'u almak istemesinden çok İhsan, mutlu oluyorum. Bu önemli bir şey yani. Sen son zamanlarda medyada bir oyuncuyu çok, altyapıda bir oyuncudan bahsetmiştin. Erman. Erman değil mi? Evet. Mesela Erman'la ilgili de... Erman mesela çok yetenekli bir çocuk. Çok yetenekli. Ben bu konuyla ilgili tabii... Bu çocuğa dikkat edin diye yazmıştım. Programda da konuşmuştuk. Aha. O çocuk Çaykur Rizespor maçında 15 yaşında... 15 yaşında, özür dilerim, 17 yaşında Bülent Hoca şans verdi o çocuğa. Ve ben takım içerisinde de görüştüğüm futbolcular arasında şunu söyledim. Ya bu çocuk kimmiş? Ayakları bu, çok iyi. Fenerbahçe'nin ısrarla istediği bir çocuk. Sadece bir kelime konuşayım. Bunu gelecek hafta daha detaylı umarım konuşuruz. Bu konuyu konuştum. Hı-hı. Yönetimin en üst kademeleriyle. Bu konuyla ilgili Erman'ın Antalya'da kalması ile ilgili inanılmaz büyük bir çaba sarf ettiklerini ve bu futbolcuyu isteyen kulübün en tepe isimleriyle görüşerek ikna ettiklerini ve Antalya'da kalmasını sağladıklarını söylediler. Bu son derece
Antalyaspor yönetiminin de bu gibi değerli oyunculara, başkanın ve ekibinin emek sarf ettiğini gösteriyor. Evet. Kendilerine de teşekkür ederim. Haftaya da bu konuyu konuşalım, biraz daha detaylı konuşalım. Çünkü gerçekten yetenekli bir çocuk. İsveç milli takımında oynayan bir çocuk. Altyapıda. Yani bu çocuklar mutlaka sahip çıkılmalı. Desteklenmeli, takip edilmeli. Çünkü Antalya'dan şimdi yani evet takip ediliyor Antalyaspor ama bazen kaçan çocuklar da oluyor. Altın Ordu'ya en son iki tane çocuk gitti. Yani bunlar bahsettiğim abi 11-12 yaş grubunda. Yani çok küçük yaş grubundan gidiyor. Bu çocukları kaçırmamak gerekiyor. İşte mesela Trabzonspor kalecisi, Antalyalı bu çocuk. Evet. Belki bugün Antalyaspor kalesinde olabilirdi. Yani çok, bu çocuklar çok yetenekli. Ben çok beğeniyorum. Gerekiyor. Çok önemli. Ben şeye bayıldım. Ağlar vallar demeyelim. Şu Ankara Gücü'nün kalecisinin bir Altay çok iyi kaleci. Bir şut atıldı. 90'dan topu çıkardı. Frikik serbest vuruş. Yere düştü sırt üstü ve yerden 1.95 boyunda bir adamın o reflekse kalkmasını bir denk gelirse izleyin Erdal. Böyle bir şey olmaz ya. Çok, çok yetenekli kaleci. Milli takım kalecisi zaten. Ben seyrettim. Çok iyi. Çok iyi zevk kaleci. Yani, Antalya'da da var abi. Antalya'da da böyle kaleciler var ama önemli peki, olan bu Antalya'da çocukları böyle kaleciler kaçırmayalım, var çıkaralım. Şans biz verelim. Biz şeyle anlaşmışız diye okudum. Doğru mu yanlış mı? Antalyaspor'un yedek Ferhat Kaplan'la 3 yıllık mı 2 yıllık mı kontrat imzalamışız galiba değil mi? Abi devam şimdi, ediyorlardır onunla. Ben bu konuda benim fikrim şu. Uzatmışlardır. Şimdi Ferhat kötü kaleci değil bence. Değil. Bence iyi kaleci. Türkiye Ligi'nde bir kaleci alacaksanız kimi alabilirsiniz? İşte Serkan Karıntılı, Konyaspor'un. Ya Galatasaray şeyi aldı işte. Akhisar'ın kalecisini aldı Fatih. Fatih çok iyi kaleci mesela. 32 yaşında. Yani bu kalecileri mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Bir doğru. Tane yabancı kaleciniz varsa yanında da bir yedek en azından yerli kaleci olmak zorunda. Bence ya, Türkiye'de bak ben şuna her zaman yani sözleşme uzatılması. İhsan. Bazı mevkilerde oyuncu yetişmiyor falan diyorlar Türkiye'de. Asla katılmıyorum. Türkiye'de her türlü oyuncu yetişir. Sol bekte yetişir, sol açıkta yetişir, santroforda yetişir. Ancak siz yeter ki altyapıdan oyuncu çıkarmaya müsait ortamı yaratın. Tabii, o iklimi yaratın. Olmalı. Yani toprak var. Tohum var. Ama siz toprağı tohumla buluşturup kök filiz haline getiremiyorsunuz. Hı hı. Bizde sıkıntı o. Aynen. Bizim sıkıntımız, problemimiz bu kadar genç bir nüfusu, bu kadar futbolu seven bir ülkeyi maalesef gençlerle yeterince altyapıyı donatmadığımız için, aynen, ilgilenmediğimiz için işte İlhami söyledi. O kadar doğru ki. Altyapıdaki hocalarımız asgari ücretle çalışıyorlar. Yani biz çocuklarımızı bunlara emanet ediyoruz. Ama üst tarafta uçurum var. Evet. İşte iki tane oyuncuya, oynamayan oyuncuya Fenerbahçe Kulübü'nün verdiği para, ondan sonra alttan para topluyor. PTT Ligi'ndeki bir takımın belki transfer bütçesi. 7,5-8 milyon euro oyunculara, menajerlere hariç. Evet. Orada 10 milyon euro desen işte 60 milyon. Forma giymeden para alıyorlar. Çok büyük paralar. Yani bu yanlışlardan bir an önce ivedilikle kulüplerin sıyrılması lazım. Bunun da önünü açacak, demin dediğim gibi, oturacaklar Futbol Federasyonu, bakanlıkla birlikte hareket edecek, kulüpleri de yanına alacak ve kulüplerle beraber birlikte 10 yıllık, İlhami'nin dediği gibi kademe kademe yapılır, bir anda yapılması sıkıntı mümkün yaratabilir. Değil. Kademe kademe yapılıp ama yerli oyuncu statüsünde artı, borçlu kulüplerin transfer statüsünde mutlaka dengeleri oturtmak lazım. Bir de şunu yapmak lazım sevgili Erdal. Abi biz şimdi ucuz bulduğumuz fiziği iyi, iki tane topa iyi vuran squat ekibi tamam dedi oyuncuyu getirip anlaşıyoruz 3 liraya 5 liraya. O adam Türkiye'de işi tutturursa 100 bin dolarlık futbolcu 5 milyon dolara bir başka burada takıma transfer oluyor ki bunu kaç defa yaşıyoruz. Ve gittiği takımda da oynayamayıp tekrar 100 bin dolara Norveç'e veya başka bir ülkeye gidiyor. Avrupalı ne yapıyor abi? Şunu yapıyor. Diyor ki son 2 yılda 7 defa milli olmuş. Yaşı şu diye kriter koyuyor. Bu kriterleri artık koymamız lazım. Yani en önemli konu yani. Yani orada milli son 1 yılda 5 milli maçta, 3 milli maçta oynama kriteri. Adam bir şekilde girmiş 5 sene önce, 4 sene önce milli olmuş. Biz bunları geçen senelerde kriter kabul ettik. Yapmayacaksın abi. Futbol çünkü dünle oynanmıyor. Bir kere yaş, yarınla da oynanmıyor. Yaş kriterini kesinlikle koyacaksın.
Eğer sen o zaman 10 tane topçu almaya bugün, çalışmayacaksın, 2 tane topçu almaya çalışacaksın. Hollanda takımlarına bakıyorsun. Hollanda takımları biz bomba gibi adamlar. Bütün Avrupa kupalarında her zaman Avrupa kupalarını bizden çok daha iyi temsil ediyorlar. Yani bir şekilde öyle veya böyle force ediyorlar, bizden daha iyiler. Ha. Şimdi bakıyorsun Ajax'a, Feyenoord'a, ondan sonra PSV'ye, bunların hepsinde genellikle yapılarında gençlik var. Afrikalı futbolcular var. Afrika'nın genç futbolcuları. Hollanda'da öyle İlhami. Yani Hollanda'da da bakıyorsun hep genç oyuncular. Yani bu altyapıdan en az 4-5 oyuncu kadroda. Bir bakıyorsun dışarıdan aldıkları oyunculardan 22 yaş, 23 yaş ortalaması oyuncular. Yani bir tane, iki tane evet, Ahde Vefa gibi takım kaptanı. Ya takım 22 yaşından takım kaptanı mesela takımında. Çok enteresan. Ankara Gücü'nün işte takım kaptanı Altay. 21 yaşında. Şimdi peki iki konu daha soracağım sana, oradan yürü. İnanın bir tanesi. Hocam, bir iki tane şeyim var. Şunlardan bahsedeyim de konu dağılmasın diye. Sonra hemen bununla döneceğim. İlgili bir konu mu? Bununla ilgili. Abi, tamam peki. Senin söyleyeceğin bununla ilgili mi? Bilmiyorum ne konuşacağım. Gençlerle ya benim yok, sadece gençlerle ilgili. Ben konu farklı bir konudan kapatalım. Soracağım. Şimdi gençlerle ilgili sadece genetik avantaj var Antalya'da. Genetik dediniz çok önemli bir konu. Antalya'da annesi Alman, babası Türk olan ya da işte Rus olan. Annesi Rus, babası Türk olan bu şekilde çocuklar var. Bu çok büyük bir avantaj Antalya için. Genetik özellik gerçekten sporda çok, çünkü bir adım öne atıyor. Bugün jimnastik çizdiğin zaman o bölgenin insana gidiyor. Evet, bu çok önemli bir özellik. Antalya bu anlamda da avantajlı. İlerleyen dönemde bunun mutlaka şeyleri çıkacak. İşte mesela İsveçli yani Erman. Aynı zamanda İsveç pasaportu var. İşte bir örnek de bu. İkincisi de mesajlar geliyor. Atlamak istemiyorum. Onlara da tebrik edelim. Antalya'da amatör kümelerde, altyapılarda en erken şampiyonluğu ilan eden de Asatspor. U19 takımı. Şampiyon oldular. Şampiyonluğunu ilan ettiler. Kendileri de tebrik edelim. Çünkü ben devamlı altyapılarla ilgili konuştuğumuz için mesajlar da geliyor. Buradan da evet, Asaspor 19 takımı futbolcuları, hocalarını da tebrik edelim. Şampiyonluklarını Antalya'da en erken ilan onlara, eden takım olarak. Orhan abi, Orhan Gülmez duyurmuştu şeyde sosyal medyada. Orhan Hoca. Kutlayalım Asaspor. Evet. Şimdi son 15 dakikaya girdik. Ben bir konu iki konu gündeme alalım. Bir de o konuda sosyal medyada çok haber döndü. Bir tanesi Muratpaşa Belediyesi'nin Ümit Uysal'ın 4 metre mi 4,5 metre boyunda akrep heykelini dizayn ettirip yaptı ve bunu stada veya şehrin belli yerlerine stada yakın bir parka yapma galiba ile ilgili bir haber okuyoruz. Bu haberin içeriğini senden öğrenmek istiyorum. İkincisi de Antalya Spor'un yaklaşık 5-6 ay önce bizim de çok ciddi anlamda üzerine düştüğümüz takıma gelir getirmek amacıyla 2 benzin istasyonu tahsisi vardı. Bunun bir tanesinin satışı yapılmıştı. Bir tanesinde kiralaması yapılacaktı. Daha sonra kendimiz işletiriz diye etrafı çevrildi. Bu konu hakkında sen şimdi yazılı medyada da ve çok önemli bir gazetenin spor müdürüsün aynı zamanda. Bu konu hakkında biz taraftarlarımızla bilgilendirelim izleyenlerimizi veya bilgi yoksa da gelecek haftaya bunu gündemimize alalım. Şimdi bu konu önce isterseniz akrep heykeliyle başlayalım. Evet, akrep heykeli Muratpaşa Belediyesi yapıyor ve stadyumun hemen yakınındaki bir parka konulacak. Bu aslında Antalya Spor Kulübü'nün geçtiğimiz sezon sanıyorum Şefik Öz'ün projesiydi. Evet. Konuşmuştuk. Stadyumun hemen önüne konulması planlanıyordu ama Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Şimşek bu işin başında diyebiliyorum ben. Teşekkür edelim. Gerçekten güzel, çok güzel konulduğu zaman çok güzel olacak. Yani bunlara ihtiyacı var çünkü, Antalya'nın. Evet. Bunlara ihtiyacı var. Teşekkür edelim kendilerine. İkinci konu önemli bir konu. Şöyle, şimdi evet iki tane Antalya Spor'a kaynak yaratmak adına iki benzin istasyonu alanı geçmişti. Bir tanesi hatta satılmıştı Antalyalı bir iş adamına. İkinci değil, ilk satılan. Demircikara Mahallesi'ndeki başlanan yerle ilgili dava açıldı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Şu an orada tamamıyla inşaat çalışması durmuş durumda. Tabii bunun daha detayını mutlaka önümüzdeki hafta Sayın Başkan katılırsa anlatacaktır. Çünkü protokolde benim bildiğim yapılan protokolde herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa para iadesi yapılması gerektiği yazdığını ben biliyorum. Böyle bir durumda
o iş adamına yeniden, çünkü 32 milyon TL'yi bulan bir satıştı o. Bu paranın iadesi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ya da şimdi yeniden meclise gelecek, yeniden mecliste görüşülecek ve başa dönülmüş durumda işleyiş. Yeniden meclise gelecek, meclisten bir daha geçecek. Şey böyle kim, bir sarmal haline geldi. İlhami, şeyi yapan kim? İhsan? Hangisini abi? Davayı durdurmayı dileyen, isteyen taraf kim? Bir avukat, öyle söyleyeyim ben. İsim bende ben var ama söylemek istemiyorum. Söyleme yani. Evet. Bir avukat. Avukat kendisi dava açmış. Ama tabii arkasında da bazı dedikodular da var da o dedikodulara girmek istemiyorum. Yani bazı odaların arkasında olduğu dedikodular da var. Yani burada şimdi tabii Antalya her zaman söylüyor. Antalyaspor Antalya'nın bir değeri, kıymeti. Antalyaspor için kim elini taşın altına koyar da kim bir şey yaparsa bizim başımızın üstünde yeri var. Hukuksuz olmamak şartıyla. Tabii bunu asla istemeyiz. Kimse istemez. Ama ben orada gördüğüm kadarıyla bir benzin istasyonu yeri, benzin istasyonu yeri içinde Antalyaspor'a ciddi bir kaynak yaratıldı. Bunu durdurmanın veya buna çomak sokmanın kime ne katkısı olabilir? Antalyaspor'a zararı olabilir diye düşünüyorum. İnsanların bir kez daha sağduyulu davranması lazım. Şimdi mesela bizim orada ben çok büyük bir mutlulukla izliyorum benim eve yakın yerde, sürekli gidip geldiğim yerde. Bahsettiğimiz benzin istasyonu başladı Antalyaspor'un. İkinci yer. Çalışmalar devam ediyor mu orada? Çalışmalar devam ediyor. Etrafı çok da güzel bir yer İlhami. Orayı Antalyaspor satmıyor. Kendi yeri. Kendi işletecek. Orası devam ediyor değil mi? Orada bir problem. İnşaat başladı. Etrafını çevirdiler ve inşaat başladı. Orada ruhsatla ilgili bir sıkıntı olmuştu. Ruhsat almadan inşaat başladığı için küçük bir cezaydı Antalyaspor kulübü ama ruhsat alındı ve devam ediyor. Devam ediyor. Şu anda çalışıyor ve her geçişinde de hoşuma gidiyor. Çok da güzel. Yeri de çok güzel. O konuyla ilgili şey demiştir. Son geldiği toplantıda sevgili Bora Terzioğlu. Buradaki hiçbir yeri satmayacağız. Petrol istasyonunu kendimiz işletmeyi düşünüyoruz. Yanına da store mağazaları ve çeşitli ticari işletmeler yapıp en azından buradan sağlanacak gelirle rutin bir takım harcamaların karşılanacağını söylediler ki doğru bir yaklaşımdı. Yer çok güzel. Ve hoşuma gidiyor. Her gelip geçişte bir Antalyasporlu olarak mutlu oluyorum. Antalyaspor'a gelir getirecek bir yer gözüyle baktığım için. Tabii buranın da bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü İhsan'ın dediği gibi rakam yüksek bir rakam. Antalyaspor'un bu ekonominin sıkıntılarının içerisinde bir de Antalyaspor'a böyle bir harcadığı gelen bir paranın tekrar geri ödenmesi gibi bir şık ortaya çıkmaması lazım. Onun mutlaka bir şekilde halledilmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, tam detayını da önümüzdeki hafta inşallah. Ya bu konuda sen biraz daha çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok soru geliyor ki. Evet. Önemli bir konu çünkü atlanmaması. Konuyu... Ben takip ediyorum ama şu an dediğim gibi toparlamak gerekirse işleyiş en başa dönmüş durumda. Sarmam haline geldi yani. Bu arada Süleyman Türk kadın futbolunun da önemli isimlerinden bir tanesidir. Çok önemli figür. Süleyman Hoca mesaj yollamış. Antalyaspor Derneği'ne hedef 7777 üye gibi kampanyalar yapılsa hem maddi hem manevi gelir getirecektir demiş. Ama bu niye yapılmıyor ben anlayamıyorum demiş. Biz 1207 Antalyaspor olarak hedef 1207 üye projesi başlattık. Amaç birlikte büyümek demiş. Yapılabilir evet güzel de bir fikir. Buradan da biz burada başkanı yani tabii. Gayet güzel bence. Antalyaspor'da bir takım diğer branşlarla ilgili yapılanmalar gerçekleşti. Hı-hı. Biliyorsunuz vakıf seçimi yapıldı. Vakıf yönetimi değişti. Biliyorsunuz dernek seçimi Antalya'da, Antalyaspor'da, Antalyaspor dernek seçimi Haziran'a kadar ara seçim olarak yapıldı. Yanılıyorsam düzelt İhsan. Haziran'da genel olağan seçimli bir şey olacak. Genel kurul olacak. Genel kurul. Yeni bir yönetim olacak ama devam ederler. Ama çeşitli takviyelerle bir takım düzenlemeler yapılır. Buradaki düşüncem ilk başta söylediğim gibi sonsuza kadar yine aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Tabii ki derneğin güçlendirilmesi gerekiyor ve kesinlikle kanaatim yine aynı. Dernek daha akil isimlerden yön verici, yönetici, AŞ yöneticilerine profil açıcı ve altyapıyla daha fazla mesai harcayacak insanlardan, bu kentin insanlarından oluşması fikrini
Hala savunmaya devam ediyorum. İnanıyorum ki bunu gelecek hafta başkana da sorarız bu konu hakkındaki düşüncesi ne diye. Ama ben de derneğin ve vakfın kapılarını birazcık aralamasından yanayım. Ben de aynı fikirdeyim. Yani tamam şu değil. Ben geçmişte şu kadar vermiştim. Bu sadece burada kalacak. Böyle bir şey yok. Antalya sürekli gelişiyor. Geçmişte dediğiniz zaman Antalya'nın nüfusu 60 bindi. Şimdi Antalya'nın nüfusu aynen. Oldu bilmem kaç milyon. 2,5 milyon. Türkiye'nin 5. büyük nüfusu. Yani artık bugün Antalya sadece o dönem Antalya'da yaşayan Antalyalıların değil, kendini Antalyalı zanneden evet. Ve Antalyalıyım deme hakkını kendinde bulunan herkesin sahip çıktığı bir kent. İstatistikler de şunu gösteriyor ki son 50 yılda Türkiye'nin 3. büyük şehri olmaya hızlı bir şekilde giden bir şehir. Dolayısıyla Antalya Spor'da çok güzel bir şey söyledi. Hepimizin ortak değeri, bizim hepimizi ortak bir yerde buluşturan en önemli olgu. Dolayısıyla burada gönül istiyor ki daha fazla sayıda üye olsun. Kimsenin hükmedebileceği kurumlar olmasın bu dernekmiş, vakıfmış. Kesinlikle. Bunların inanıyorum ki Ali Şafak Başkan ve ekibi de özellikle derneğin genişlemesi ve yeni yönetim anlayışı içerisinde birazcık daha esnek davranırlar. Bunu umuyorum. Evet. Şimdi pazar günü de tabii saat 16'da Kasımpaşa'yı konuk edecek Antalyaspor. Maçın biletleri de satışa çıktı. Bugün şöyle bizde yani sosyal medyada görenler, duyuruyu görenler acaba bir yanlışlık mı var diye düşündüler. Bilet fiyatları şöyle Kasımpaşa maçının. VIP 75, Batı 20 TL, Doğu 10 TL yani Doğu ve Batı 20 ve 10 TL. Kale arkaları 45 TL yani daha yüksek fiyat. Misafir tribünde 55 TL. Bunu yanlış olduğunu düşündü başta taraftarlar ama sonradan kulüpten bir açıklama geldi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan, Kasımpaşa ile oynanan maçta deplasman tribünün bilet fiyatları çok yüksek tutulmuş. Ondan dolayı da böyle bir misilleme yapmış. Antalyaspor yönetimi. Yani ben gerek var mıydı diye düşündüm. Kasımpaşa'nın. Bana gerek... Kaç seyircisi gelir? Kaç Kasımpaşa'nın? 15-20 kişi gelir. Kendi şehrinde 100 kişi gelir. Allah aşkına gerek yani. Yok yani şimdi. Ya Allah aşkına biraz mantık, biraz lütfen. Bana göre hiç gerek yok. Söylemeyeyim diyorum, söylüyorum. Allah aşkına sağdan say, soldan say kaç tane seyircisi var şeyin ya. Evet. Kasımpaşa'nın buraya kaç kişi gelir? 30 kişi, 20 kişi ancak gelirse gelir yani. Bunu gündeme bile almamak gerekiyor yani, bence. Ama işte şimdi o 45 lira yaptığı yerde bizim garibanlar oturuyor. Yani gariban çocuklar oturuyor. Olacak şey mi? Onlar 10 TL, 20 TL maraton tribünde izleyebilir ama şunu engelliyorsunuz. Yani mesela yabancı gelmesin. Kale arkasına gidip iki tribün grubu kale arkasında gidip bağırmak isteyen, onlara katılmak isteyen insanlar olacaktır, vardır muhakkak. Onları engellemiş olmuyorsunuz, bir de, gerek yok. Yani. Bir de yani ikimiz de top oynadığımız için söyleyeyim. Bir futbolcuyu en fazla heyecana getiren kale arkaları. Tabii canım, etkileyen yer kale arkası. Yani çünkü kale arkaları futbolun sonuç alınan yerleridir. Futbolun sonuç alınan yerlerinde futbolcu kafasını gördüğü zaman ayaktaki 500 kişinin, 1000 kişinin çılgınca tezahüratıyla çok ciddi anlamda bir motivasyon, şimdi ekstra motivasyon getirir. İlhami yıllarca üst düzey hakemlik yaptı. Maç penaltılara kalır. Penaltılara evet. Kalan maçlarda hakem şuna dikkat eder. Galer kullanacağı, penaltıları kullanacağı kalenin arkasındaki... Final maçlarında özellikle değil tabii mi? Tabii. İki kale arkasındaki taraftar kimse onun tersinden kullandırır. Çünkü orada rakip takıma baskı yapılmasını istemez. Yani hakemler bunlara çok dikkat eder. Orada tabii avantaj da teşkil eder. Yani kale arkaları bir tribünün kalbidir. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani burada 40 gerek yok kişi, yani böyle bir şey. Burada mutlaka yönetim kurulunda bulunan çok değerli arkadaşlarımız oraya gittikleri zaman bizim taraftarlarımızın büyük bir haksızlığa uğradıklarını görüp içerlemişler. Bunu ama Antalya'da, bunu Antalya'da buna bir misilleme yapmaya çalışmışlar ama bazen misilleme şöyle de çok güzel sonuç verir. Kasımpaşa taraftarına seyirci biletini 1 lira yaparsın. Evet. Tamam mı? 1 lira yaparsın. Bu da bir semboldür. Türk Ceza Kanunu'nda bazen bir işlem yapılır. Tamam mı? Adam der ki sana 1 liralık maddi tazminat davası açıyorum. Bu daha çok anlamlı olurdu, bu biliyor musunuz? Bu sana 1 liralık değer veriyorum demektir. Ve çok ya, daha ağırdır bunun şimdi şeyi. Kasımpaşa yönetimi ligin ilk yarısında neden böyle bir şey yapmış?
Antalyaspor taraftarının kalabalık olarak geleceğini düşünerek gelmesinler diye kendince bir önlem aldı. İstanbul'daki alıyor. Taraftarları var, onlar girmesin diye. Şimdi sizin dediğiniz gibi 1 lira yaparsan, lira yap, ya onu... sen zaten 10 kişisin, 15 kişisin. Hayır, sen onu demeyeceksin olur. O zaman. Onu demeyeceksin. Kardeşim biz sana 1 liralık değer veriyoruz. Geç 1 liraya oturacaksın, senin değerin bu diyeceksin. İlhamin dediğineyim zaten. Değerin bu senin kardeşim. Değerin bu diyeceksin kardeşim. Türkiye'nin yani neticede... Yani bu bazı şeylerde işte akil adamların yönetimlerde bulunmasının... Avantajı budur. Evet. Ama biz yönetimlere genelde bu tür eleştirel insanları almak yerine bizim dediğimize evet deyip bize problem çıkarmasın diyen adamları aldığımız için de tek düşünce bu takımları aynen yönetir. Öyle. Benim önerim naçizane biraz daha dikkat diyorum. Bence de yanlış olmuş. Keşke hiç böyle bir şeye gerek yok. Hiç gerek yok. Yanlış tabii yapmışlar. Canım. Yanlışa yanlış. Bravo. Yanlışa yanlışla karşılık vermek kadar da. Hiçbir anlamı. Doğru değil. Hiç gerek yok. Evet. Programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Erdal abi, İlham hocam, sizlere. Evet, çok keyifli. Güzel bir sohbet oldu. Ama... Biz teşekkür ederiz İhsan'cığım. Bizden sonra da Ali abinin, gazeteci Ali Buldu'nun konuğu da Konyaaltı Belediyesi'nin yeni başkanı Semih Esen, Sayın Semih Esen. Semih Başkan'dan da evet. Antalyaspor'la ilgili projelere inşallah biraz sonra Ali abi de dinleriz diye ümit ediyorum. Evet, bu ondan da Antalyaspor'a destek beklediğimiz için tüm belediye başkanlarına evet. Başarılı, güzel dönemler nasip etmesini dileyelim. İnşallah Antalya'mıza, Antalyaspor'umuza, kendimize, ülkemize faydalı hayırlı projeler olsun. Yaparlar. Onlarla gurur duymaya devam ederiz. Evet. Ben de kısaca hemen seçimlerin arkasından yorulan son yıllarda ülkemizin bir an önce seçimlerden sonra normalleşmesini, insanların normalleşmesini ve normal bir hayata başlamasını, ekonomimizin bir an önce düzelmesini temenni ediyorum. Antalyaspor'un da kısa sürede bir an önce bu 4-1'lik Trabzon mağlubiyetini unutup Kasımpaşa maçıyla çıkışa tekrar geçmesini diliyorum. Evet. Ben de herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. 3 haftalık, 4 haftalık bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olduk. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Antalyaspor taraftarlarının sunduğu Spor Aktif sona erdi.